Herkese merhaba. Kumpas'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz User Spots'un kurucularından Mustafa Dağlıcı. Öncelikle kendini tanıtması için sözü Mustafa Bey'e bırakacağım. Nasılsınız Mustafa Bey? İyiyim, teşekkürler Can. Sen nasılsın? İyiyim ben de, sağ olun. Çok kısaca kendinizi tanıtabilirseniz çok sevinirim. Tabii ki. Bu ara geçenlerde yine bir şey farkındalığı yaşadım. Yani kendimi tanıtmaya başladığım cümlelerin yaklaşık bir ikincisinde mutlaka şirketten bahsetmeye başlıyorum. O yüzden uzun süre aynı şirketle uğraşınca acaba kişiliksiz bir hale mi geliyor insan diye korkmaya başladım gerçekten. Ben Mustafa, yani nasıl anlatsam kendim, şu an istatistik mezunuyum. Üniversitede mezuniyetten sonra araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. Üniversitenin web sayfasını yapan ekipte. Paralelde bir bilişim sistemleri yüksek lisansı yaptım. Yeni şeyler üretmeye, böyle birleştirmeye çok merakım vardı. O merak beni User Spots'u kurmaya, ondan sonrasında iOX'i kurmaya ve ondan sonrasında sürekli yeni şeylerle ilgilenmeye götürdü mütemadiyen. Şimdi de sonraki yeni hikayeyi ya da mevcut hikayelerin gelişmiş halini vesaire arıyorum, bakıyorum. Ve bu şekilde kendimi bu şekilde hızlıca anlatmış olayım. Peki öncelikle bize biraz User Spots'tan bahseder misiniz? Tabii ki User Spots bir kullanıcı deneyimi tasarımı şirketi. Çok popüler olan bir artık kavram. Hepimiz biliyoruz. Bunun UX'i olmamış. Bunun UX'i çok güzel ifadeleriyle. Biz daha çok usability test tarafından yaklaşmıştık zamanında. Yani user spots'u kurma hikayem de aslında biraz o şekilde. Yani biz üniversitede web sayfaları yaparken o dönem hatta öğrencilerin gelip siyah çelenk bıraktığı bir şey olmuştu. Bunları çok kötü yapıyorsunuz diye. Biz de sonrasında öğrencileri işin içine nasıl katarız diye düşünürken yani o diğer araştırma görevlisi arkadaşım şey dedi bana, burada bir laboratuvar var, bakın insan bilgisayar etkileşim laboratuvarı. Burada niye test etmiyorsunuz arayüzleri dedi. Çok mantıklıydı gerçekten. Hatta şey dedi, ya ben testinize yardımcı olabilirim. Biz tasarımcı arkadaşımla beraber arkada oturup bir testi izliyorduk o dönem ve şeyi gördük. Yani yanlış yapmışız, olmamış. Tasarımcı arkadaşım başta kabul etmedi, yani kim, nereden buldunuz bu kullanıcıları dedi. Ben daha birinci kullanıcıda şey dedim, yani benim böyle bir şirket kurmam lazım. Ya çünkü bunun ticari olarak işte o dönemde web sayfası yapan, dijital işlerle uğraşan insanların da mutlaka bu süreci tanıması lazım. Anına gerçekten 8. dakikada falan ulaşmıştım yani kullanılabilirlik testini. Ve sonra biz birçok şirkete bu kullanılabilirlik testi yapıp onların raporlarını oluşturan şirket olarak destek olduk birkaç yıl. Ama hani şirket gerçekten evriliyor. Yani User Spots dediğim gibi öncesinde sadece test yaparak başlamış olabilir ama birkaç yıl içerisinde müşterilerimiz bize bunun olmadığını söylüyorsunuz ama neyin olacağını nasıl söyleyebiliriz acaba gibi isteklerde bulunmaya başladılar yeni ürünlerini tasarlarlarken. Ve sonrasında hayatımıza tasarımcılar girdi. Hatta hayatımıza, ya ben hep karıştırıyorum, endüstriyel tasarımcı mı, endüstri ürünleri tasarımcısı mı? Hangisini söylediğimizde kızmıyordunuz? Endüstriyel tasarımcı diyelim direkt. Tamam. Peki endüstri Doğru. ürünleri İki görüş var. tasarımcısı efendim? İki görüş var. Aynı şey aslında. Hiçbir fark yok. Yani Yok açıkçası ben de arada çok bir fark olduğunu ya da şeyi kullanmıyorum yani. Yani ikisinde ya. bir ayırt etmiyorum. Tamam. Ama entasçıyı pek sevmiyordunuz galiba, değil mi? Entasçı ifadesini. Yo, biz aslında hep aramızda entasçı diyoruz ama Ya size bence hep şey denk gelmiş. Böyle cinsel denk gelmiş bilmiyorum. böyle bu konuda hassasiyet olan insanlarla karşılaşmışım hep. Evet, ya bizim Bir hassasiyetimiz şey 2 yıllık de mı iki yıllık, sorusu. evet ya, o çok kabus gibi bir durum Evet. gerçekten. Yani 2 yıllık mı? Bir de benim isim hafızam kötü. Yani sosyal olarak bana büyük bir zarar veriyor bu. Hep de şeyi unutuyorum ya, hangi isimde acaba tepki alıyorduk diye unuttuğum için. O yüzden hazır sen de karşımda bir artık hangisiysen, endüstriyel tasarımcı da entasçı da diyebiliyoruz. Sana da sormuş olayım dedim. Bizim hayatımıza gerçekten araştırma kavramıyla beraber endüstriyel tasarımcılar girdi. Ve hani o dönemde artık biz deneyim tasarlıyoruz, artık biz arayüz tasarlıyoruz, artık biz süreç tasarlıyoruz
ki sonrasında o serviste oldu, birçok işte hizmet oldu vesaire, çok farklılaştı kavramlar. Ama o dönemde biz fiziki ürün tasarım sürecindeki metodolojiyi çok sevmiştik. Ve onu sevdiğimiz için, daha doğrusu o disiplinden gelen arkadaşları çok sevmiştik. Ya ne güzel şeyler öğrenmişler. Acaba biraz da dijital dünyada hani malzemesi dijital olan şeyler yapmasalar mı diyerek aslında hem araştırmayla hem de tasarımla biraz daha, yani testten araştırma ve tasarımın da birlikte olduğu total bir sürece geçtik açıkçası. O yüzden bir endüstriyel tasarım meslek kuruluşu, örgütü ile bulunmaktan çok mutluyum öncelikle hani. Çalışanların önemli bir kısmının mezun olduğu bölüm. User Spots'un devamında da aslında yani gerçekten mütemadiyen yeniliğin peşindeyiz, arıyoruz. Yaptığımız işte Türkiye'deki ilk UX konferansını yapıyoruz, yüksek lisansı yapıyoruz, kamplar yapıyoruz, eğitimler yapıyoruz. Mesela birçok şey yapıyoruz ama yapıp başaramadığımız da bir sürü şey var. Bundan sonra da yapıp başaramayacağımız da ya da başarılı olacağımız da birçok konu var. Böyle bir şirketin loop'a benzeyen logosunun altında buna benzer güzel anlamlar bulabiliriz belki. Sürekli yeni alanlarda yeni şeyleri deneyen, yeni şeyleri yapmaya çalışan bir şirket olarak devam edeceğiz hayatımıza. Açıkçası yani yaptıklarınız zaten çok güzel. Yani biz endüstriyel tasarımcıların da her zaman bildiği, hatta bilmeyenlere nasıl bilmezsin ya, hani bu sektörden değil misin be adam falan diye böyle serzenişte bulunduğumuz bir şirketiniz var. Öncelikle tekrardan tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Şöyle ki sizin ilk başta dediğiniz gibi bu test aşamasında başlayıp aslında bu açığı önceden görmeniz aslında size en büyük basamağı atlatan ilk başta bu olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü o zamanlar internetin ya da dijital dünyanın bu kadar ilerlemediğini ya da bu kadar fazla kullanılmadığını düşünürsek şöyle bir açık vardı. Büyük firmalar ama bu kadar fazla kullanılıyordu. Ama büyük firmalarda da sanırım bunun bilinci çok fazla yoktu. Evet. Dolayısıyla bu size çok büyük bir avantaj kattı diye düşünüyorum. Tabii tabii. Kesinlikle o ilk dönem. Ama bir yandan da şu var. İlk dayağı yiyenler de biz olduk. Hani o tabii. Bu hani bardağı taşıran son damla olamadık genelde. O bardak boştu ve biz ilk damlalar olarak sürekli bunu yapmalısınız, bunu yapmalısınız, bunu yapsanız harika olur diyerek o farkındalığı arttırmaya çalışan ilk çalışmaları yaparken de çok dayak yedik tabii ama çok motivasyonumuzdan bir şey eksilmedi, bir şey kaybolmadı. Ama dediğin gibi yani hani olgunluğu yüksek şirketlerde bile bayağı bir şeydi bu. Yoktu yani. Böyle bir şey yapma, böyle bir şey yaptırma olayı. Evet yani zaten hani ülkemizde özellikle son 2 senede maksimum 3 diyebiliriz yani ama son 2 senede pik seviyesine doğru ulaşıyor şu an. Bu seviyelere doğru ulaşmışken de size hani sizin ağzınızdan aslında dinleyicilerimize şunu söylemenizi istiyorum. Yani UI UX'i nasıl tanımlarsınız? Ya bunu mesela Dan Norman'a soruyorlar, bu user experience kavramının mucidi diyelim hadi abimize. O da şey diyor yani hani şu an çok yanlış anlaşılıyor. Böyle mobil uygulamadaki buton, işte onun arka planındaki bir şey falan zannediliyor ama sonra da şöyle açıklıyor. Yani biz bilgisayarı yaparken hani 90'lı yılların başında ki o dönem telefon falan yapmıyorlar. Hani sadece bilgisayarın kasasını değil, sadece bilgisayarın arayüzünü değil. Buna bütünsel bakardık. Yani hani mağazada nasıl duruyor? O mağazada satıcı onu nasıl satmaya çalışıyor? İşte kutusu nasıl alıp evine nasıl götürüyorsun? Kutuyu açma deneyimin nasıl? Kutuyu açtıktan sonra masaya koydun. Böyle parçalarını birleştirip çalıştırman mı lazım yoksa gerçekten tak koydun ve çalıştı mı? Bir problemi olduğu zaman kimi aradın, kimi sordun, nasıl ulaştın tekrar firmaya? Ya biz böyle bütünsel bakıyorduk ve o bütünsel bakışa diyor kendisi. Bir bütünsel bakışa odaklanan bir alan yoktu. Ki gerçekten de yoktu yani. Hani daha çok usability kavramı üzerinden ürünle kişinin ne kadar kolay etkileştiğini ölçümlüyordu insanlar. Ama o kolaylığın ötesinde yani bir şey çok kolay olabilir ama değer önermesi çok yüksek değildir. Tekrar tekrar kullanmak istemezsin değil mi? Yani o bütünselliği user experience kavramıyla açıkladılar.
Ama tabii ki o dijital ürünlerin güçlenmesiyle beraber ve bu user experience kavramını daha dijitalci insanların şey yapmasıyla beraber ne diyelim sahiplenmesiyle beraber şu an hani bir mobil uygulamanın görünümünün nasıl olduğu da UI UX diye adlandırılıyor. Ama biz hep şey diyoruz yani olaya bütünsel bakmakta fayda var. Yani işte bazen şöyle şeyler olacak. Bunun UX'i nasıl olmuş ya? Hani paragrafı böyle göstererek doğru UX yapamazsınız gibi bir yorum alıyoruz. Biz şey diyoruz yani hani bu sürecin içerisinde bu paragraf bu kanalda yani hangi amaca hizmet ediyor da UX'i kötü diyebilirsin. Yani insanlar şu an beğenmediklerini, kolay bulmadıklarını, göze hoş gelmeyeni bunun UX'i kötü noktasındalar. Ki hatta daha bugün bir Twitter'da bir şey gördüm. Yani Amazon'un bu kadar karışık olmasına rağmen süreçlerinin bu kadar güzel olması mesela yani ya da web sayfası çok content odaklı, çok fazla içerik odaklı bir yapı aslında. Ama hani dünyanın en büyük e-ticaret sitesi ve müşteri deneyimi tarafında harikalar yaratıyor. Şimdi yani Evet. Amazon'un UX'i UI kötü mü diyeceğiz? İşte o bütünsel bakışa sahip olup o kanalı tasarlamak aslında şu an biraz daha UI UX olarak biraz daha geniş bakmalarını hem anlatırken hem de açıklarken daha geniş bakmaları gerektiğini söylüyoruz genelde tasarımcılara. Hala günün içerisinde bir süreci, küçük bir süreci ve onun ekranlarını tasarlıyor olabilir UI UX işini yapan insanlar. Ama tasarımcıyı değerli kılan şey ki bence endüstriyel tasarımcıları da burada değerli kılan şey o bütünsel bakış açısına sahip olmaları oluyor. Yani müşteri buraya ne zaman gelecek, nasıl gelecek, nasıl bir motivasyonla gelecek, hangi akışın içerisinden biz onları buraya sokacağız ve hani bu akışı nasıl tamamlayacak, tamamladıktan sonra nasıl hayatına devam edecek? İşte bunların tamamına şey diyoruz şu an UI UX diyoruz. Ve bunların tamamını düşünen tasarımcıyı da çok seviyoruz. Süper. O zaman öncelikle şunu da sormak istiyorum. Yani verdiğiniz eğitimlere ve yüksek lisansa geleceğim. Ama hani bu dediklerinizden sonra aslında araya bir soru sıkıştırmam gerekiyor. Şu an UI UX üniversitelerde, hani Kadir Has'taki yüksek lisans programını saymıyorum tabii burada. Çok fazla bilgi edinilen ya da bilgisi verilen bir alan değil. Dolayısıyla sizin çalıştığınız endüstriyel tasarımcılar ya da belki grafik tasarımcılar nelere dikkat ediyorsunuz? Yani onlarda belirlediğiniz kriterler neler bu konuda? Ya aslında işte eğitim sırasında sanki yapsalar hiç fena olmazmış gibiydi. Ve hatta şu oldu. 29 Haziran'da galiba değil mi? Ya da tarihleri karıştırıyor Evet. olabilir. Ben Dünya size Endüstriyel Tasarımcılar Günü diye bir gün var. hatırlatıyorum. Evet, tarihte doğru. Öyle bir günde TAK'ta bir etkinlik olmuştu. Ben de etkinliğe gittim. Çünkü çok fazla o bölümden insanla çalışıyoruz. İşte Endüstriyel Tasarım bölüm hocaları vardı. Ve onlara şeyi sordum. Yani dedim ki ya bu arkadaşlar sürece bu kadar hakimler. Tasarım metodolojisine bu kadar hakimler ama yani malzeme bilgisi anlatırken acaba bir de derslerin içerisine dijital malzemeler de katmasanız mı? Yani hani tasarımcı için fiziki ürün üreten tasarımcı için malzeme çok kritik bir noktadadır ya. Bizde de malzemeler var. Yani hani tabii ki az önce bahsettiğim gibi bütünsel bakmak gerekiyor ama bir yandan da kullandığı çok fazla malzeme flowchart. İşte kullandığı çok bir malzeme arayüz elementi, inputlar. Hani bunları da öğrense acaba lisans sırasında nasıl olur diye bir soruyla beraber. Mesela bir hocamız şey demişti ya Robocop yetiştirmiyoruz biz. Yani her şeyi eğitemeyiz, her şeyi veremeyiz. Ve haklı bir bakış açısı. Yani sonuçta galiba her malzemeden de ürün yaparak mezun olması imkansız galiba değil mi? Yani hani şu an bölüm cahil olabilirim lütfen düzelt beni. Yok yok, yani şöyle söyleyeyim, o konuda aslında sizin görüşünüz doğru. Yani ya 10 senedir de Blender vermenin bir anlamı yok. Yani Bence çünkü hani şöyle bir durum var, yani hani 10 senedir ben çok rahat, yani hocalarım üstüne de alınabilir yani gerçeğini, düşüncelerimi, çünkü onlar da biliyor. Aralarında iyi oy hocalarım her zaman. Yani ben ikinci sınıf dersi çok rahat verebilirim. Bunu şey anlamında söylemiyorum. Çok iyi bir hocayım anlamında söylemiyorum. Yani çünkü
Fix değişmiyor. Limon sıkacağı, blender, ütü. Bitti. Yani kritik veriyorsunuz. Tabii ikinci sınıf böyle geçiyor aslında. Ama artık hani bir ütüyü bile belki örnek veriyorum bir aydınlatmayı, bir fanı bile telefondaki bir arayüzle kapatıp açabiliyoruz. Asıl gerçeklik aslında zaten bu tarafa doğru kaydı. Çok oldu hatta kayalı. Evet, yani o fiziki ürünlerdeki dijitalleşme de yoğun. Bir yandan da hani ya ben üniversitenin sektörden uzaklaşması konusunda bir gerginliğe de sahibim temel olarak. Yani ben yüksek lisansı yaparken de benzer bir şey olmuş. Yani ben daha geniş kapsamlı ve şirketlerin kullanacağı, insanların kullanacağı bir şey yapmaya çalışırken yüksek lisans tezimde hocam hep beni daha az kullanılacak ama daha yeni bir şey yapmaya itmişti. Yani oradaki yönlendirme diyeyim. Biraz daha hani sanat sanat için midir, sanat halk için midir tarafında. Ya ben biraz daha yani insanların kullandığı, sektörün kullandığı bir şey üretme tarafındaydım. Aynısını şey için de söylüyorum. Yani hani tabii ki bir endüstriyel tasarım, endüstriyel ürünleri tasarımı programının 4 yıllık programda kişilerin mezun olduklarında birçok temel disiplini almalarını istiyor hocalarımız ama bir de sektör realitesi var. Yani çıktıkları zaman ona gel gel diyen ve gerçek anlamda tasarım yapan fiziki üretimden bahsediyorum. Yani kaç Tabii. şirket var? Yani gerçekten 5-10 tane öyle şirket varken bir taraftan da böyle iyi kötü yani Türkiye'deki bankaların mesela servisleri çok iyi globalle de karşılaştırınca. Dijital servisleri çok çok iyi. Globalle karşılaştırınca her birinin UX ekibi var, her birinin tasarım ekibi var. İçinde onlarca arkadaşımız çalışıyor. Şimdi yani sektör başka bir yerde kümelenmiş ve gelin bize ne olur bize insan yetiştirin derken akademinin bunu böyle durup hayır yapmayacağız. Robocop yetiştirmiyoruz Evet. çünkü demesi bana ters geliyor ama çok da saygı duyuyorum çünkü o programı sunuyor hocalarımız. Bir diğer hocamız da şey demişti, bu lisanslı olmaz, yüksek lisanslı olur demişti ki ben Ya hala evet. lisansla olabileceğini düşünüyorum. Çünkü mesela Kesinlikle. portfolyo görüyoruz. Pardon, sen devam et. Ben böldüm seni. Ya şöyle bir hemen girdi yapmak istiyorum oraya. Yani kesinlikle lisansta olur. Çünkü ya lisansta zaten bu tarz şeyler istiyorlar ama ya ben size söyleyeyim hani gerçekleri burada vuruyorum. şöyle yani arayüz olsun bunda mesela tamam mı? Ama şöyle bakılıyor. He, öyle yapıyormuş da öyle çalışıyormuş. Ya aslında öyle çalışabilir. Hani hocalar bunun farkında değil. Çünkü o şey gibi geliyor. Öğrencinin hayali gibi geliyor o kısımda. Ama öğrenci aslında milenyum çağı, 21. yüzyıl teknolojinin içinde o biliyor onun öyle çalışacağını. Yani bence hata şu. Hani hala işte iç mimarlarla endüstriyel tasarımcılar bir arada olsun. İşte mobilya fuarları gezilsin. Mobilya derslerini beraber mi versek? Çocuklar grup olup teknik resim mi çizse? Ya bence olması gereken artık bir akademik bir ortamda, bir üniversitede al 3. sınıfları endüstriyel tasarımına yazılımcılarla bir araya getir bakalım neler çıkacak. Valla çok güzel söyledin. Kesinlikle yani. Yani olması gereken o. Şimdi seni de duydukça daha da böyle gaza gelip coşmak da istemiyorum yani. Hani çünkü Yok bölüm hocalarıyla işte tasarım merkezi olduğumuz için birçok birlikte proje yaptığımız için yakınız. O yüzden böyle coşup coşup kendi şirketin geleceğini tehlikeye atmak da istemiyorum. Ama Yok, ben onlar burada size muhtaç ama ya. ama şey var, Öyle. bazı hareketler görüyorum yani bazı hareketler var işte ODTÜ'de yapılan bazı hareketler var, İTÜ'de var, diğer üniversitelerde var, işte Özyeğin'de verilen dersler var. İşte biz Kadir Has'ta yüksek lisans programı açtık, Ayhan Hoca sağ olsun. Hani onlarla beraber gerçekten belli kıpırdanmalar var. Ama tabii ki hani akademinin ya bizim sektörümüzde de böyle bir karşılık varsa biz de oraya yönlensek mi acaba diye bakmasını da beklerdim açıkçası. Beklerim hala. Ha, sadece beklemiyorum. İşte dediğim gibi olabildiğince birlikte bir şeyler yapmakla alakalı aksiyonlar da alıyoruz. Almaya da Evet. çalışıyoruz. Hatta şeye diyeyim, Ayhan Hoca demişken siz, bu arada bizim ilk sezon konuklarımızdan bir tanesi Ayhan Evet. Hoca'ydı. Orada zaten Mix'i konuşmuştuk. Hemen onun konusu açılmışken. Programımızın evet, akademik. Evet. Hemen oraya da gelmek istiyorum bir noktada. Aslında bu hani yaptığınız olay çok çok iyi. Orada bana şey demişti, psikolojiden gelen, psikoloji okumuş gelen öğrenciler de var ya, ben sonradan demiştim ki hatta
Ne kadar mantıklı aslında yani hani UI Güzel. UX psikolojinin birleşmesi. Peki şeyi soracağım. Şu an mesela o noktada orada gelen öğrencilerden, oradan mezun olacak olan öğrencilerden iş olanı olarak nasıl bir beklentileri var ve siz onları hani bir konumlandırabiliyor musunuz belli yerlerde? Yani şöyle söyleyeyim, aslında bir programın iş vaat ediyor olması biraz zorlayıcı bir durum açıkçası. Yani Lambda School gibi yeni eğitim yapıları var ya, şey diyor sana, sen bu sisteme bedava gir, hiç para ödeme ama 6 ayını buraya harca, mezun olduğunda gerçekten iş bulacaksın çünkü çok iyi bir eğitim alacaksın. Sonra işte 2 yıl boyunca maaşının %5'ini ödersin bana gibi böyle anlaşma yapan ve eğitimi biraz daha erişilebilir hale getirdiğini iddia eden girişimler var. Öyle bir girişim olmadığı sürece, yani kesin mezun olduktan sonra iş bulursun diye olmak çok kolay değil. Ama şeyi söyleyebilirim, tabii ki ilk dönem mezun arkadaşlarımız daha okurlarken de farklı şirketlerde iş buldular. Bu hani onlara harika bir title sağlıyor mu yu olabildiğince, zaten hani Ayhan Hoca'nın da gerçekten mükemmelliyetçi bir yapısı da var. Hani sürekli daha iyiye nasıl götürürüz, nasıl daha kaliteli insanları dahil ederiz, nasıl kaliteli bir eğitim olur, ona bakıyoruz. Daha ilk yılıydı. Ama mesela mixinbiryılı.com diye bir site yaptık. Arkadaşların yaptığı projelere gerçekten sonrasında baktığımda, ya bir yılda baya baya dolu dolu proje yapmışız gerçekten. Hani bu biraz benim için sevindirici taraftı. Ama şeyi söyleyebilirim, hani tasarımcının rolü, ki bizim 2020 trendlerinde bahsettiğimiz bir şey vardı. Tasarımcının rolü artık bir bilgisayar programının karşısına geçip bir yazılım kullanmaktan çok öteye geçmeye başladı. Ürün geliştirme süreçlerinde. Yani tasarımcının rolü artık pazarlamadaki aksiyonlara da yön verecek şekle geldi. Tasarımcının rolü bütün stakeholder'ları bir araya doğru şekilde getirip onlardan doğru bilgileri alıp onu ürünün stratejisine, ürünün yol haritasına götüren kişi de oldu. Şimdi bunlarla beraber, tasarımcının değişen rolüyle beraber tasarımcı olan ihtiyaç çok çok daha arttı. O yüzden hani gelin mixte sonrasında kesin iş bulursunuz demiyorum ama UX kullanıcı deneyimi tasarımı alanında hala çok ciddi bir insan kaynağı açığı var. Ve bu tarz işte yüksek lisans programları gibi, işte eğitimlerimiz gibi programlarla bu açığı önce kendimiz için, sonrasında da şey olarak kapatmaya çalışıyoruz. Evet aslında Sektör ya en büyük avantajı da şu bu zamana kadar hani endüstriyel tasarımcılar sonuçta şu şekilde düşünüyorlardı. İyi olursan iyi bir Ar-Ge departmanında iyi bir noktada tasarım yaparsın. İşte ama sana mühendislik birimi şunu der. Sen onu düzeltirsin, aranızda tartışmalar geçer. Ama işte bu da işin tatlı anıları vesaire gibi bir ton hikayelerdi. Ama yani şu an gerçekten dinleyenlerin anlaması için üstüne basa basa söylemek istiyorum. Şu anki dünyamızda yani geldiğimiz noktada bir yazılımcı, hatta aralarına pazarlamacı da ekleyelim ve bir endüstriyel tasarımcıyı alıp bir odaya koyun. Yani hepsi işlerinde çok iyiyse ve kafayı çalıştırırlarsa yani bir dünyayı da dolandırma şansları var. Yeni bir olay yapma şansları da var yani. Tam onu diyecektim bu arada. Hani Can, o üç karakter aslında bu 500 Startups'ın One Designer, One Hacker, One Hustler dediği üçlü işte yani. Hani bir dolandırıcı, Aynen. bir ya dolandırıcı derken hani mecazi anlamda dolandırıcı, satmayı bilen biri, bir tasarımcı, bir de hacker yani coder ya da işte kodlamayı bilen biriyle beraber bu üç rolle gerçekten dünyada yapamayacağın bir ürün yok açıkçası. Yani dolayısıyla dediğiniz gibi okulların buraya yönelmesi aslında hani sizin bir ricanızdan ziyade şart olmuş bir nokta bence yani. Çünkü hani bunu bu noktada eleştirmem gerekiyor hani okullara karşı belki ama yani biraz da buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü tamamen oraya gittik artık yani. Tamamen Kesinlikle. oradayız. Ama tabii ki bu her şeyi devletten bekleme noktasında da kalmamalı. Tabii Üniversitede tabii. sürekli işin içine katacak aksiyonları almalıyız, yani sektörel kuruluşlar olarak
Ki ben UX şirketlerinin mesela bu konuda gerçekten iyi de olduğunu düşünüyorum. Yani birçok diğer şirketi de görüyorum. Üniversitelerle etkinlikler düzenliyorlar, derslere dahil oluyorlar. Ama biz daha biraz daha belki cesaretlendirmeliyiz akademiyi. Evet, kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Mustafa Bey, şey sormak istiyorum. Bu Berlin ve Eskişehir ofislerinde projeler nasıl yürütülüyor? Yani ortak mı yürütüyorsunuz? İşleyiş nasıl ilerliyor? Ve Berlin ayı nasıl gelişti? Ya da başka bir sıçrama da olacak mı başka ülkelere? Aslında Berlin Ay'a biraz son 2 yıl içerisinde yaklaşık 10'a yakın tasarımcımızı Berlin'e kaybettikten sonra da biraz gelişmiş olabilir. Çünkü çok ciddi bir startup şeyinin olduğu, hareketinin olduğunu görmüştük. Ama tabii ki dışarıdan bir sektöre girmeye çalışmak çok çok kolay değil. Özellikle Almanya'daki Türkiye algısı ya da Türk algısı da biraz sıkıntılıyken. Ama Berlin ofisinde şeylerimiz var. Hatta mesela bir şirketin e-ticarete başlama operasyonuna başlamak üzereyiz. Yani onları şu an hani hangi platformu seçmeliler vesaire onları çalışıyoruz. Ama Berlin ofisimiz daha çok orada bir irtibat ofisi diye komik bir ismi var. O şekilde konumlanacak. Daha operasyonu Türkiye'den tasarımcı arkadaşlarla yapmayı planlıyoruz. Eskişehir ofisimiz de şöyle oldu. Biz Ar-Ge projeleri yapıyoruz ve Teknokent'te hani bir ofis açmasak mı acaba diye düşünürken birçok tasarımcı arkadaşımız da Anadolu Üniversitesi'nden gelmişti ofise. Ve şeyi gördük aslında, mesela Anadolu Üniversitesi'nden gelen arkadaşlarımız, tasarımcı arkadaşlarımızın galiba aldıkları tipografi dersi ya da yanlarındaki iletişim tasarımı bölümü mü, öyle bir bölümden aldıkları derslerle beraber dijital malzemeye çok yakın bir dijital malzemeyi bilen mezunlar geliyordu. O yüzden Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'ne ofis açtık, ama hani böyle bir Teknokent ofisi gibi düşünülmesin. Yani şu an 6 arkadaşımız var orada. Gayet proje yürütüyorlar. Hatta şimdi biz 3 ortağız şirkette. Ortaklardan biri de Eskişehir'e gitti. Yani ofisin başına değil, İstanbul'daki deprem gerginliği nedeniyle gitti, ama sonuçta ofiste şu an kendisi de. Bu arada biz bunu, yani o gittiği noktada zaten uzaktan çalışma süreçlerine düşünürken bir anda pandemi gelmiş oldu. Pandemiyle beraber de doğrudan 13 Mart'tan itibaren bir daha ofise gelmemek üzere. Ki şu an ben ofisteyim ama interneti güzel diye geldim. Normalde Dikili'de yaklaşık 3 aydır buradaydım. Konuşuyorduk sen de şey öncesi, program öncesi. Bayağı full remote çalışan bir noktadayız. Eskişehir ofisimiz hem Ar-Ge projelerimizi yapıyor hem de birçok tasarım projemizi yapıyor. İşte Carrefour'un mobil uygulamasını mesela onlar yaptılar. Altın Örümcek'te vesaire ödül almıştık galiba. İşte bir AVM'nin mobil uygulamasını tasarladılar. Şu an çok aktif devam ediyorlar. Dediğim gibi Berlin'de insanlara şirketlerin e-ticarete girmesiyle alakalı projelerimiz var. İstanbul ofisinde de aslında iki tane UX ekibimiz, bir araştırma ekibimiz, bir Webflow ekibimiz, yeni kurduğumuz Webflow ekibimiz var. Bir UX var aslında, o hani patronun yeni oyuncağı diye genelde adlandırılan. Bu arada az önce Ar-Ge ekiplerinden bahsediyordun Can. Benim de UX'te o Ar-Ge ekiplerine böyle duvara çarpar gibi çarptığım bir dönem oldu gerçekten. Yani bir yılımızı sevgili Burak'la beraber UX'te Ar-Ge ekiplerine hadi gelin bir şeyler yapalıma ikna etmeye çalışarak yani harcadık. Bu arada belki de bizim hani ikna kabiliyetimiz çok iyi değildi, ama şöyle oluyor, yani bir tane proje atıyorum bir beyaz eşya şirketine. Bir proje sunuyoruz. Karşımıza şöyle bir şey oluyor yani. Evet, çok güzel bu, yani biz de yaparız diyorlar. Tamam diyoruz, okey, yani siz yapın, hiç problem değil. Bizim ama kaynaklarımız yok, doluyuz şu an. Tamam, o zaman biz yapalım. Hayır, dışarı iş vermeyiz, biz yaparız. Yani böyle hani Kıbrıs davasında şey vardır ya, bazıları hani çözümsüzlüğü çözüm olarak masa Evet. kurulmasını eleştirir. Hani Kıbrıs Evet. politikası ile alakalı. Yani Ar-Ge departmanlarında öyle bir politikası vardı. Yani çözümsüzlüğü çözüm olarak sunuyorlar. Yani tamam sen yap, ben yapamam, doluyum. Ben yapayım. Hayır, dışarı iş vermeyiz. Yapacaksa güzel de fikir. Yapmayalım mı? Yapmıyoruz.
Ya biz böyle bir sürü iOS projesinde böyle duvara çarptık geldik, çarptık geldik Ar-Ge projelerinde. Sonrasında Ar-Ge'cileri bir şeye ikna etmek için, bakın prototiplemi artık çok kolay ikna etmek için uğraşırken iOS'de böyle şey yaptı, pivot etti. IoT projeleri yapan şirketten yeniliği üreten şirkete dönüştü. Böyle ofislerden giderken böyle başka yollara sarktım şu an anlatırken ama hani biraz da şey Ar-Ge departmanlarıyla olan yolculuğumu da paylaşmak istedim seninle. Olsun olsun, süper. Hatta benim de aklıma bir soru geldi hemen. Siz orada prototipleme dediğinizde. Program kullanırken genelde kullandığınız program Sketch mi? Ya biz aslında yani ben şu an yani biz Sketch'in cloud'una yakın zamanda ciddi bir para da gömdüğümüz için şu an Sketch'le devam ediyoruz ama büyük ihtimalle bu kararı şu an almış olsaydık çok büyük ihtimalle Figma şey yapardık, kullanırdık. Ondan önce tabii farklı farklı şeyler XD araştırdık. falan kullanmıyorsunuz herhalde çok XD fazla. kullanmadık hiç. Biz Mockups diye bir online tool kullanıyorduk bundan. Önce Ammar ve Emrah Sarıbaz sağ olsun onlar bu araçları şey yapmışlardı. Hayatımıza sokmuşlardı. Yani biz aslında gerçekten Sketch öncesi Mockups diye hatta Çek Cumhuriyeti'nde miydi ofislerin neredeydi böyle öyle bir araç kullanıyorduk. Online'de sadece internet gittiğinde patlıyordu işler. Bir de böyle 600 sayfalık wireframe yapıyorsunuz. Hani sen de girişimindeki ekran sayılarından fark etmişsindir. İnternet dünya 3 ekranlı olmuyor gerçekten. Onun state'i bunu isterken. Orada bir online taraf patlamıştı. Tekrar offline'e döndük ama mesela şu an Figma'ya da göz kırpıyoruz. En son ama Figma'da böyle bir designer diye bir şey gördüm. Böyle gözlerim şaştı gerçekten yani. Figma'ya gelip bana şöyle bir app uygula, tasarla diyorsun ve Figma'da ya tabii ki böyle %100 çalışmıyor şu an hani demo videosundan örnek veriyorum. Oturup sana böyle bir şey çıkarıyor gerçekten. Bakalım tasarımın da yapay zekadan etkileneceği bir dünyaya gideceğiz. O yüzden tool'lar gerçekten hani birçok eğitim programında da tool öğrenmek istiyor insanlar ama yani bana oldum olası şey gelmiştir. Araç yani. Oturur öğrenirsin. Yani doğru. Evet. Yakında hepimiz işsiziz o zaman deyip kapatırmışım programı. İşte, az önce şey söyledim ya canım. Tasarımcının rolü gerçekten şey değil artık yani. Bilgisayarın başında evet. Ekran tasar. Yani bu değil artık yani. Tasarımcı proje sürecinin içerisinde çok kritik bir yere dönüştü yani. Kararı veren insan oldu. Vermek için insanları ikna eden, datayı toplayan, kalitatif ya da kantitatif datayı toplayan. Ya o yüzden tasarımcılar hiçbir zaman işsiz kalmayacak. Çünkü tasarım odaklı düşünme bu kadar popülerken yani tüm dünya siz tasarımcılar gibi düşünmeye çalışıyorken sizde eğitimle default gelen bazı özellikleri kullanmaya çalışıyorken tasarımcılar yapay zeka olsa da bence işsiz kalmayacaklar. Şu an şey yaparmışım böyle. Duyun sesimizi. Duyun işte. İşte böyle bakın. Ya bakın falan diye. Aynen ya, gördünüz mü? O zaman hemen başka bir merak edilen soruya geçeceğim. Startuplarla çalışıyor musunuz? Bu birincisi. İkincisi, onları destekliyor musunuz? Üçüncüsü, startuplara gelecek trendlerle alakalı bir öneriniz var mı? Yani startuplarla soru bir arada. Evet, çok güzel soru. Startuplarla çalışmaya çalıştık. Gerçekten birçok startupla çalışmalarımız da oldu. Ama yani belli bir yerden sonra hem startuplar için hem de UserSpace ölçeğindeki bir şirket için hani bu ilişkinin çok sağlıklı olmadığına karar verdik. Çünkü hani startuplar için daha erken aşamada, ya bu arada startup hani belli bir oranda sürekli büyüyen ve birçok departmanın yapının daha oturmadığı bir organizasyon olarak yani zaten onlara şu an şunu diyoruz yani daha şu kadar revenue kazanıyorsun yani şu kadar para kazanana kadar zaten freelance UX ile çalışın. Yani bir UX şirketine bu sadece UserSpace değil başkasıyla da çalışmayın yani. Çünkü bir UX şirketinin proje yönetim sürecinin o bütün UX şirketlerini burada katmak zorundayım. Hantallığına girmenize gerek yok yani. Yani bir freelancer da bunu çok rahat çözersiniz. Sonrasında zaten bir designer içeri alabilirsiniz. Ama işler büyüdüğü noktada bir tasarım şirketine gitmenizde fayda var. Yani öyle bir
yaklaşım içerisinde. Ama bu şu demek değil yani startupları tamamen şeyden çıkardık değil. Onlar için mesela One Day UX gibi servislerimiz var. Gel bir günde ürününü test edelim. İşte bir günde hızlıca ürünle alakalı yol gösterecek hareketler yapalım. Onlarla çalışmaya tekrar tekrar şeyiz. Çünkü yani bizim için de çok iyi bir yenilenme oluyor. Hani bir yandan da şu var. Yeni bir şey yapmaya uğraşan insanın motivasyonu gibi bir motivasyon yok gerçekten dünyada. Yani sen de onu hissediyorsundur belki son bir yıldır. Yani o motivasyon etrafındaki insanlara da yayılıyor, çalıştığı diğer insanlara da yayılıyor. Ya o öyle bir ışık gerçekten bir hare var. Startupçının diyelim startupçının etrafında. İşte o harenin içine bir UX şirketi başta girmemeli diye düşünüyorum ben ama bu tamamen benim kişisel yorumum. Biz işte ufak ufak şeyler yapmaya çalışıyoruz. Benim tavsiyem bu ara şeylere özellikle girişimcilere ben tabii son zamanlarda kendimle biraz hacker demeyeyim de yani kendime hacker demek çok hoş olmayacak. Ben bir mashup seven bir insanım. Hani onu anlatayım. Ya ben iki farklı yapıyı birleştirmeyi çok seviyorum temelde. Eskiden de bu bir sistemin apisiyle başka bir sistemin apisini birleştirmeye falan çok vakit harcardım yani işte. Google Maps üzerinde şunları gösterelim. İşte BBC'den haberleri alayım, metni analiz eden tool'a atayım da oradan gündemin tech cloud'unu çıkarayım falan gibi hareketleri çok yapıyordum. O yüzden şu an mesela no code dünyasına biraz dadanmış oldum. Yani kod yazmadan neler yapılabilir? Tabi bu no code dünyası şey değil yani girişimci için kod yazan adama ihtiyacın yok anlamına gelmiyor genelde ya da kısa yoldan ürünü yaparsın anlamına gelmiyor ama erken aşama ürün fikri validasyonunu hızlıca yapabilmek çok kritik oluyor gerçekten. Yani yaklaşık bir iki ayını gömerek biri ortaya prototip çıkarıp ki arka planda çalışmasa da no-code tool'larla üretebildiğin o prototipi deneyip ilerlemek Tabii. bir girişime 2 yılını, 1,5 yılını gömüp yaptık ama olmadı demekten çok daha şey olabiliyor, iyi olabiliyor. Tabii her işe uyar mı uymuyor ama ben hani girişimcinin o ilk aşamada çıkacağı üründe o ürünü kafasındaki hayal ettiğinin %100'üyle yapmasına gerek olmadığını ya çünkü hani Zappos ilk çıkarken gitti ayakkabı satan bir şirket. Gitti lokal bir dükkandaki ayakkabıların fotoğrafını çekip e-ticaret sitesine koydu. Yani adamlar ürünleri yoktu elinde ama o sıra şeyi fark ettiler. Her ayakkabı almaya çalışan adam şeyi soruyor. Ya bu bana olmazsa ne olacak? Ayakkabı gelirse ne olacak diye. Sonra Zappos dedi ki ha o zaman ben 365 gün iade diye bir şey getireyim. 365 gün iadeyle büyüdü aslında adamlar. Yani o yüzden girişimciye tavsiyem gerçekten çok hızlı müşteriden reaksiyon alabilmek o kadar hayati oluyor ki. Çünkü müşterinin bir davranışı para ödemek, bir şeye üye olmak, bir şeyi satın almak o çok güçlü bir motivasyon ve o motivasyonu görmek olabildiğince erken görmesi gerekiyor girişimin. Aslında burada bir araya girmek istiyorum. Hı. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Yani şimdi bir kere işin en başı zaten, hani bu startup'ın da en başı çok iyi bir araştırma istiyor. Çünkü Aynen. hani bu işe girdiğimiz zaman geri dönüş yok ve işin ortasında ay inandığım şey benim aslında yanlışmış, biraz değişmesi gerekiyor demek tamamen çöp olması aslında. Hı. Baştan sona o iş. İkinci kısımda da bence startup'larda sizin de hani rahatsız olduğunuz ya da hani doğru bulmadığınız kısmın şuradan geldiğini düşünüyorum ben. Bu KOSGAP'te falan da mesela önce projeyi getirirsiniz. Hı. Proje fikrine bir değer biçilir ya da bir yatırım biçilir. Daha sonra siz uğraşmaya başlarsınız. Aslında tam tersi. Öncesinde uğraşmanız gerekiyor. Daha sonrasında belli paydaşlıklar sağlamamız gerekiyor aslında. Çünkü diğer türlü hem işi yapıp yapamayacağımız belli değil, hem işin içinde olup olmayacağımız belli değil. Yani şu an hani siz bu işin büyük bir kısmındasınız. Ben hani ucundan girdiğim için biraz biliyorum ama endüstriyel tasarımcı olmak bir avantaj sağladı. Ama hani hiç yazılım sektöründe, pazarlama ya da endüstriyel tasarım sektöründe olmayan bir insan, gerçekten de iyi fikri olan bir insan, yanına bu ekiplerden birkaçını almadan böyle bir işi yapabilme şansı yok mesela. Çünkü Yok iyi bence firmalara gitse cebinde parası da yoksa eğer, de. gerçekten yok.
Şansı Tabii yok canım. yani. Aynen, coder, designer aslında hustler. Çok çok iyi bir üçlü gerçekten ve bu, hani bir fikrim var, dünyayı değiştirecek, ah bir yapabilsem noktası da dediğin gibi senin. O doğru insanları ekibine katmadan, ekibine derken başta da ekibe katacak paran da olmayacak ama o sendeki motivasyona inanacak diğer insanları bulman. Bulamadığın tarafı gerçi öğrenecek kadar manyak olman bu arada. Öğrenecek demeyeyim de fake edecek kadar manyak olman. Yani bunlar son derece gerekli konular oluyor. O yüzden hani fikri orada gerçekten çok önemsemediğimiz bir noktaya geliyoruz. Yani execution, işi yapma ya da işi biraz kullanıcısından feedback alacak kadar fake ederek yapma. Bununla alakalı çok güzel bir GIF vardı bu ara. Bir türlü de bulamadım ya. Bir kere görmüştüm. Şey, bu hani İstanbul'da çalışan şey var ya, kart makineleri. Metroya binmeden önce kartı basıyorsun. Onun bazılarında şey var, yani kartı girerken koyuyorsun makineye, makinenin ta ucundan çıkıyor ve sen de o sıra turnikeye geçiyorsun. Mesela onu şöyle yapıyordu. İçine bir adam koymuş, kartı alıyor, kartı kendisi veriyor. Sanki makine çalışıyormuş gibi bir hareket yapıyordu böyle. Ve şey diyorlardı, yani girişimlerin çoğu ilk zaman. Gerçekten çok güzel bir örnek. Yani oradaki sistemin çalışmasına gerek yok. Bakalım o kart takılacak mı? Kullanılacak mı? Bana Mert bu yine kendisi endüstriyel tasarımcı anlattığı bir hikaye biz de sunumlarımıza koymuştuk. Deepshard diye bir fiziki ürün de var. Adam Starbucks'larda yeni 1 milyon dolarlık fikri bulmak için bayağı bir artık baristalarla falan kanka oluyor. Bir gün de baristaya gidip şey diyor, yani çok yoğun bir gün, iyi para yaptınız ha falan diyor gerçekten Amerika'da ve barista şey diyor, yani para falan yapmadık. Millet artık nakit ödemiyor abi. Kredi kartıyla ödüyor. Ve sonra bu girişimcinin aklında şey yaratıyor böyle. Ben o zaman bir kutu yapayım ve bu kutuya insanlar kredi kartını soksunlar ve tip bıraksınlar, bahşiş bıraksınlar. Şimdi az önce hani konuştuğumuz konu gibi bu fikri hadi 2 yılımı gömeyim yapayım yerine adam şunu yapıyor. Bir tane içine Arduino set koyuyor. Kaç tane kredi kartının sokulup çıkarıldığını takip eden. Ve bunu da gerçekten 5-6 tane yere koyuyor. İnsanlar o kutuya kartlarını soktuğunda gerçekten 1 dolar verdiklerini düşünüyorlar. Ama ortada 1 dolar yok. Sadece bir Arduino set şeyi ölçüyor. Kaç tane kart gün takılmış ve gün sonunda adama şey diyor. Abi ortalama, yani bütün kutulardan baktığımda ortalama 30 dolarlık tip aldı. Hemen şey, ben bunun %30'unu alsam günlük 9 dolar alırım. 20 günde 180 dolar kazanır bu kutu. Kutunun maliyeti 500 dolarsa 3 ayda çıkarır parasını. Tamam, ben bu işi yapmaya başlayayım o zaman. Yani bak artık haydi başlıyoruz, gidelim bankayla anlaşalım, işte KOSGEB'e gidelim demek yerine daha bir bakalım kullanılacak mı bu acaba doğrulaması çok daha şey, kritik oluyor yani. Evet, ya aslında bizim meslekte mesela en çok üstüne durulan yer araştırma araştırma araştırmadır. Ama işte onu da yanlış konuda üstünde duruyoruz. Yani hani mobilya yapacaksınız, mobilya tarihini araştırın gibi oluyor. Tamam. İşte mobilyadan daha önce yapılmış mı falan. Güzel aslında. Araştırmayı iyi biliyor endüstriyel tasarımcılar ama hani Kesinlikle. doğru noktalarda araştırmak da dediğiniz gibi işte bu noktalarda çok önemli. Çok pratik zaman ve aynı zamanda nakit kazandıracak bir iş. Şu an mesela hani bu önümüzdeki dönemki bitirme projelerinin şöyle yağması gerekiyor. Yani Covid döneminde değişen ofis ortamının araştırılması ve o ofis mobilyalarının yapılması, değil mi? Yani şu an mesela ofis mobilyası kavramı zaten değişiyordu. Yani açık ofislere doğru geçiyordu herkes. Şimdi bir de açık ofis artı sosyal mesafe, dokunmadan birçok şeyi yapabilmek, yüzeye falan. Bir sürü şey girdi işin içine. Yani o Tabii. yüzden hani mobilya yaparken git mobilya sektörünü araştır, bu üründen daha önce yapılmışı araştır değil de ya bu mobilya yapacaksın ama Covid döneminde bu insanlar artık nasıl ofislerde çalışıyorlar? Mesela hibrit çalışıyor insanlar. İstedikleri günler geliyorlar. Yani masanın böyle bir rezerve edilmesi denen bir özellik artık de devreye girecek belki. Tabii Belki tabii tabii. Yani şu yakın. Yani bu şeyler falan şu an çok önemli mesela işte toplantı notları olsun, telefondan çalışanına bildirim yollayabilmen,
Hani bu tarz programlar şimdi ön plana çıkıyor. Belki bunlar bile tasarlatılabilir aslında. Aynen. Ama tabii bu noktada da biraz daha bilinçli olmak gerekiyor. Şeyi sormak istiyorum. Şimdi kullanıcı deneyimini benimsemek ve uygulayabilmek için nasıl bir düşünce yapısıyla ilerlemek gerekiyor? Öncelikle bir bunu sormak istiyorum. Tabii. Bu hani hep empati diye konuşulan bir konu var ya. Ya orada hani kendisini başkasının yerine koymak değil aslında. Yani ona ön yargılarından arınarak onu dinlemek çok kritik. Yani şu an bilmiyorum hani etrafında mesela TikTok kullanan biri var mı? Yok ama TikTok'u biliyorum. Tabii yok. TikTok videosu çeken biri var mı mesela? Yok. Allah'tan. Tabii ki yani mesela TikTok kullanmıyorsun, o videoyu çekmiyorsun ama yapacağın ürünün çoğu zaman belki de hedef kitlesi o TikTok Tabii. videosunu izleyen insanlar. Ve sen de onlarla araştırma yaparken kendi içinden salağa bak ya falan yukarıdan bakacak bir yapıyla gidemezsin. Yani insanlar bunu neden yapıyorlar? Hangi motivasyonla yapıyorlar? Çoğu zaman tasarımcının sadece tasarımcı değil bu arada. Ürün dünyasındaki herkesin kabul etmesi gereken bir şey var. Hedef kitlemizdeki insanları çoğunlukla tanımıyoruz. Çünkü Mustafa'nın hayatında Mustafa'nın sevdiği insanlar var. Burada sadece fiziki hayatında değil. Twitter timeline'ında da sevdiği insanlar var. Mustafa Beşiktaşlıysa Beşiktaşları takip ediyor. Can Fenerbahçeliyse Fenerbahçe'yi takip ediyor. Şimdi ben başka bir timeline'a sahibim. Sen başka bir timeline'a sahipsin. Sen Galatasaraylıların yazdığı şeyleri görmüyorsun. Sen siyasi olarak uzakta olduğun grubun yazdıkları şeyleri görmüyorsun. Fiziki hayatında da yok. Yani eşinde dostunda yok ve sonra bir şey patlayınca kim seviyor lan bunu noktasına geliyor. Yani tasarımcının düşünmesi ve en başta düşünmesi gereken şey bu. Ben herhangi bir ön yargı olmadan o kişiyi dinlemek istiyorum. O kişinin kararlarını üstten bakmadan değerlendiriyorum. İkinci konuda veri, çok fazla veriyle uğraşıyor araştırma sürecinde. İyi tasarımcı o verideki pattern'ı bulup sonrasında onu hikayeye dönüştüren tarafta. Hikayede üçüncü kısmı oluyor. İkinci tarafı aslında zaten bir bağlantı şeması oluşturmak. İnsanları o empatiyle sorular sorup hani o yukarıdan bakmayarak dinlediğin konuları o iyi bir dinlemeyi neye dönüştürüyoruz? Aslında kalitatif veri yapılarına dönüştürüyoruz. O küçük post-it'lerin aslında altında yatan tamamen bu. İşte oradaki pattern'ı görebilmek çok kritik. Ama ben şimdi isim vermeyeyim. Bir üniversitede biz projelere şey olduk. Bitirme projelerine destek olduk. Ya bir çocuk bir dönem boyunca inanılmaz çalıştı. Yani Can anlatamam sana nasıl çalıştı. Böyle bütün örnekleri biliyor falan. Bir çocuk da yattı. Yani biz mentörlük yapıyoruz. Çocuğu ittiriyoruz, olmuyor. Sonra jüri günü geldi. Bu ittirdiğimiz ve yapmayan çocuk böyle dronlarla video çekmiş. Ürünü böyle süper anlatıyor falan. Bizim diğer gariban çocuk böyle anlattı. İşte o sıra hoca şeyi sordu. Peki buna baktın mı falan diye sordu. Ona cevap veremedi böyle. Cevap veremeyince şey gibi oldu. Sanki araştırmamış gibi oldu. Biz arkadan şey diyoruz ya sen araştırdın onu biliyorsun. Niye cevap vermiyorsun? Pardon çok özür dilerim. Hızlıca. Önemli değil, önemli değil. Bu da podcast şeyin dünyasının şeylerinden biri galiba. Evet. Sıkıntılarından. Neler neler oldu ya. Ezan mı okumadı, köpek mi avlamadı. Büyük ihtimalle şey şu an çocuktan uzak olduğum için onunla alakalı ufak bir FaceTime şey geldi. Ve jüride o video çeken çocuk çok büyük ihtimalle daha yüksek puan aldı. Hikayeleştirdiği ve anlattığı için. Ve bu ne yazık ki sonra biz konuştuk hocalarla. Onlar da şey dediler ya, hayatın gerçeği bu yani. Yani evet tasarım sunumunda da kötü anlatıyorsan müşteri beğenmeyecek. Çok iyi bir şey yapsan da beğenmiyor yani. Ve ben de bir yandan Evet. şey dedim. Evet yani gerçek hayat böyle. Gerçek hayat da böyle çünkü. Yani o yüzden bu üç özellik çok önemli. Yani dinleme, analiz ve sonrasında satma dersin, sunma dersin, hikayeleştirme dersin. Her ne dersen de, her ne dersek diyelim. Bu da çok kritik bir özellik oluyor. Evet. Ya gerçekten bu arada bizim mesleğin de hani pazarlamayla çok paralel bir yanı var yani. Hani Kesinlikle, ya kesinlikle.
Gerçekten hani pazarlama üstüne de ders verirse çok nitelikli dolandırıcı olur insanlar. Yani bunu hani açık ve net söyleyeceğim ya hiç. Yani çünkü kafa ona çalışıyor ya. Ben çünkü hadi buradan bunu itiraf edeyim. Hocalarıma selam. Şey yapıyordum artık. Yani bir süre sonra mesela arkadaşlarımla şunu yapıyordum kendimce. Kendi kendime hocaları test ediyordum. Yani şu şekilde örnek veriyorum, konu bir proje var ve rüzgarla ilgili bir konu var. Ben şunu fark ettim, jüriye çıkıp rüzgarla ilgili dünyada hiç olmayan bir terim bile söylesen ve bunu dolu dolu üstüne basa basa anlatıp işte şu nokta ve şu değerde şu şekilde hayatımıza kolaylık sağlar desen, ben zaten satıyorum. Çünkü hiçbir hoca jüriye benim yerime yaptığım projenin şeyini araştırıp gelmiyor ki. Zaten o konuyu en iyi ben biliyorum. Ben satıyorum o. Ya ben bunu çözdükten sonra hiçbir jürim kötü geçmedi benim mesela. Hep 80-90 aldım. Çünkü diyorum ki ben biliyorum. O bilmiyor ki. Yani hani Neo'nun şeyi çözmesi gibi böyle. Oh, aynen yani yazarım. öyle bir durum oldu ya. Çünkü hani ya bir sürü öğrenci proje yapıyor orada. Hangi hoca zaten hepsine çalışır ki konuların? Kesinlikle. Öğrenciden dinlemeyi bekliyorlar her zaman. Ya bu kandırma değil Dolayısıyla. bu arada. Yani bunu genelde manipüle etme, kandırma falan olarak da düşünebiliyorum. Bu kandırma değil yani. Ya zaten insanların ikna, yani tasarımla alakalı, orada gördükleri tasarımla alakalı bir hikayeyle beraber bir ikna olma şeyleri var. Yani o güzel bir şekilde anlatıldığı zaman ikna olacaklar. Ama işte şekliyle alakalı bir sıkıntı olmasa bile hikayesinde bir problem varsa sonra o bir anda küçücük şeyler, o küçük konular bir anda büyümeye başlıyor. Bir yerden alakasız bir ya bunu şu malzemeyle yapsan daha iyi olmaz mıydı soruları geliyor falan. Bu zincirleme bir şekilde üzerine doğru Evet. gelen bir şey oluyor yani. Hatta biz de şimdi mesela genel müdür yardımcısına sunum yapacağız. Öncesinde ekibe sunum yapıyoruz, tamam mı? Ekip beğeniyor. Hani hikayesi güzel. Sonra genel müdür yardımcısına sunum yapıyoruz. Genel müdür yardımcısı beğenmiyor. Ve bir anda ekip de beğenmemeye başlıyor böyle. Hani ekip Evet, de bir anda hani evet biz de zaten onlara demiştik hani böyle bir özelliği kötüydü falan moduna geliyor falan bir şey diyorsun hani. İşte o satma konusu, o hayata geçirme konusu şey değil, manipüle değil, kandırma değil. O senin hikayenin de bir parçası zaten o tasarım. Karşı tarafı hı. inandırma ve senin mesela dediğin şey şöyle de inandırıyor. Evet bu çocuk biliyor. Evet. Yani can bu konuyu araştırmış, biliyor et. Yani o sesindeki güvenden, duruşundaki güvenden birçok şeyden oluşuyor ama karşı tarafta hoca da olsa, müşteri de olsa şeye inanmak istiyor yani. Evet, ben canla çalışıyorum ve çok doğru bir hareket bu. Evet Can evet değil. ya bir süre sonra alışıp ama böyle hani Ha. kaçıyorlardı cümlelerimden yani. Tam sadede gel falan böyle etkilenmemek için. Öyle bir duruma gelmiştik yani. Ama yani dediğiniz gibi tabii aslında sonradan anlıyoruz yani. Bu da bir dersmiş aslında yani. Gerçekten çünkü karşındaki adama gidiyorsun ve bir şeyi satman gerekiyor. Kendini yaptığın işi anlatman gerekiyor. Hele hele UI UX'te sen de anlatmayacaksın. Bir arayüz anlatacak yani. Şimdi şu soruyu sormak istiyorum size. Şimdi endüstriyel tasarım altyapısı olan bir dijital ürün tasarımında nasıl bir fark yaratabilir? Yani bunu daha önce size sordum. Ama şu anlamda tekrardan bir netleştirmek için sormak istiyorum. Şimdi siz çoğu kişi endüstriyel tasarımdan alıyorsunuz. Çünkü UI UX'te gibi bir lisans yok. Evet, aynen. Peki kendiniz hani bir eğitim gibi bir şeye sokuyor musunuz ya da ne katıyorsunuz da UI UX'çi olarak? Çünkü öyle bir şey alamıyor aslında. Title alamıyor zaten. Evet. Ya işte aslında malzeme bilgisini biz eklemeye çalışıyoruz. Bu arada şey söyleyeyim mi? Hani endüstriyel tasarım bölümü ya da mesela grafik tasarım bölümü diye önümüzde seçenekler vardı. Sonra şunu fark ettik. Yani grafik tasarım bölümünden mezun arkadaşlarımız tasarımın şey malzemeye daha fazla hakim ama metodolojiye daha az hakimdi. Endüstriyel tasarım bölümünden mezun olan arkadaşlarımız metodolojiye daha fazla hakim ama malzemeye daha az hakimdi. Biz o metodolojiyi bilen kişilere malzeme öğretebiliriz diye düşündük.
O yüzden de hani arayüz, akış, işte flow, wireframe, onların işte human computer interaction guideline'ları, işte jestler, hani onları öğretmek daha kolay geldi bize. Çünkü metodoloji daha kritikti. O yüzden mesela tasarım departmanı kurarkenki temel şeyimiz oldu. Yani daha fazla endüstriyel tasarımcıyla çalışmamızın altında da bu yattı. Çok Süreci çok hakim oldu. Mesela yıllar önce ben hani böyle 2007 ya da 2008 bir araştırma projesine de kendim dahil oldum aslında. Yani hiç bu işlere bulaşmamışken 2007'ydi. ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü'ndeki bir hoca sayesinde, ama hiç hani biz onların web sayfasını mı yapıyorduk? Biz onlara bir hizmet veriyorduk. Ya benim bölümle de hiç alakam yoktu, hiçbir şeyle alakam yoktu. Hizmet verirken şey dediler bana. Ya bizim öğrencilerimiz böyle sizin gibi işte bu tarz işlerle uğraşanlarla araştırma yapmak istiyor dediler. Tamam dedim. İki öğrenci arkadaş geldi. 1,5 saat biz benim nasıl çanta taşıdığımı falan konuştuk. İşte sabah işe nasıl geliyorum, hangi çantayı kullanıyorum falan. Mesela o dönem şey gelmişti böyle, yani çanta yapıyor adamlar, yani helal olsun bak ne güzel yapıyorlar falan diye. Yani sonrasında parçaları birleştirince şey, yani işte grafik tasarımcı çanta yaparken, çanta yapmıyor da atıyorum kendi şeyini yaparken çıktısını bu yaklaşımla bakmıyordu. Hala o yaklaşımla Evet. bakmıyor. Ama endüstriyel tasarımcı çanta yaparken hani az önce söylediğin gibi araştırma için Aslında ergonomi git biraz da. benchmark yap, daki o bazen kısıtlı araştırma oluyor, ama hala bunu yapabildikleri için çok çok farklı bir noktaya geldi bizim açımızdan. Tabii çok çok haklısınız o konuda. Şey sormak istiyorum. Stajyer alıyor musunuz? Ya da önümüzdeki zamanlarda da online olarak stajyer alacak Ya mısınız? biz kamp yapıyoruz sadece. Ve genelde kamptan insanlar iş alıyoruz. Her yıl 20 tasarımcı arkadaşımızı kampa alıyoruz. Bazı yıllar kış kampı da yaptık, ama artık sadece yaz kampı yapıyoruz. Bir de juniorUXDesigner.com diye bir site var. JRUXDesigner diye. Orada da ara ara işte ilk Otostopçunun Galaksi Rehberi hikayesiyle, şimdi Star Wars hikayesiyle, bundan sonra da yeni yeni hikayelerle insanlara tasarım öğretmekle alakalı ufak case'ler verip tasarımcıların boş portfolyo problemini çözmeye çalışıyoruz. Süper. Öyle bir çalışmamız var. Süper. Gerçekten çok iyi. Bu yaz oldu mu? Olmadı değil mi bu Yani kamp yaz? yaz oldu, yazın oldu, bitti. Şu an arkadaşlarla görüşüyoruz. Süper, süper. Yani sizinle çalışmak isteyen ya da CV'sinde sizinle staj yaptım demek isteyen biri kampınıza başvurabiliyor o zaman sizin Kampına başvuruyor ya da Junior Excellence programına dahil oluyor. Anladım, anladım. Süper. Son birkaç soru daha soracağım hemen. Çok fazla kullandığımız, üzerinde düşündüğümüz ve hayatımızın içinde olan birçok dijital ürün var. Peki Türkiye'ye baktığımızda başarılı olarak gösterebileceğiniz dijital ürünler neler? Evet. Gergin misin? Ya ben Empara fanıyım öncelikle. İlk tasarlarlarken biz test yaparak onlara hizmet sağlamıştık. O dönemden o ekibin anlayışı, o kurulan ekipteki arkadaşların zihni çok çok iyiydi. Hatta zaten şu an o ekipteki tasarımcı arkadaşlardan biriyle de kontrat bazlı çalışıyoruz, Tuğba Işık'la. Ama hani birçok oradan arkadaş zaten çıkıp gerçekten kariyerlerinde çok iyi noktalara da geldiler. Ya ben Empara'yı neden seviyorum? Hani bankacılık işlemlerini hem kolaylaştırmak hem de sürecin tamamını çok güzel tasarladıkları için seviyorum. Yani bir dönem o kutunun gelmesi, sizi arayan kişinin çok sıcak bir şekilde davranması vesaire. Paralelde başka yapılan dijital bankacılık uygulamaları da olmuştu, ama onların hiçbirinde böyle bir deneyim sağlamamış. Hatta ben bunu bir blog yazısında yazdım. X ile Empara'yı karşılaştıran blog yazısı yazdım. O X'in olduğu banka benimle çalışmamaya karar verdi. Bir yıl çalışamadık biz o bankayla. O yüzden benim kötü deneyimlerimi anlatmak ve iyi deneyimlerimi anlatmakla alakalı böyle bir çekincem var. Yemek sepetiyle parantez açıyorum. Bize ilk para ödeyen şirket Yemek Sepetiydi. Hala ara ara çalışıyoruz. Ama müşterisi olarak Yemek Sepetiyle şey deneyimini inanılmaz seviyorum. Ne yemek istediğime karar verdiğim, bildiğim case'de Yemek Sepeti bana harika bir deneyim sunuyor. Zaten sonrası için de harika, ama
ne yemek istemediğimi bilmediğim, ne yemek istediğimi bilmediğim noktada, lan ne yesem acaba dediğim noktada aynı deneyimle karşı karşıya değilim. Şu an onu söylemiyorum. Bir ara tabii ki şey, Glovo'yu çok seviyordum. A noktasından B noktasına götürme konusunda. Bu kadar diyeyim, daha fazla. Dediğim gibi başımı belaya sokacak. Oldu. Konunun özeti Nevzat Aydın her yerde gibi oldu. Aynen, aynen. Şimdi programı kapatmadan önce herkese sorduğumuz bir soru var Mustafa Bey. Onu sorarak kapatacağım programı. Hayallerinizin peşinde misiniz, içinde misiniz yoksa dışında mısınız? Hı hı, peşindeyim. Bitmez çünkü. Bitmez yani. Ya bittiği an benim için, ya benim için diyorum, benim için korkutucu bir an yani. Tabii. Her zaman dinç ve o zaman hayalleriniz daha devam ediyor yani. Tabii, öyle de diyebiliriz. Çok çok büyük kısmını yapmadım yani. Yani User Sports'un bir üniversite olması hayalim var. Kendisinin bir üniversite olması. Beraber bir kuruluşla beraber bir üniversite kurma hayalim var. İçerideki birçok sürecin şu an üzerine uğraştığım no-code tool'larla üretilmesi sürecim var. İnsan faktörünü otomasyonla daha stratejik konulara nasıl odaklayabilirim gibi hayallerim var. Daha bir sürü hayalim var. Bakalım. Ne kadar güzel sizin için ve bizim için de. Yani bekliyoruz çünkü sürekli bir şeyler sizden. Bakalım, bazen fail ediyor, bazen oluyor. Ama şey, güzel olan şey yolculuğu. Tabii tabii, haklısınız. Çok haklısınız. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Mustafa Dalcı konuğumuzdu bu hafta. Gerçekten çok iyi bir program oldu. Tekrardan ona teşekkür ediyoruz. Diğer hafta Kumpas'ın yeni bölümünde görüşene kadar hepiniz hoşça kalın, sağlıkla kalın.